Yıllardır kış olimpiyatları, kayak yarışları izleriz ama çok da fazla Türk sporcu görmeyiz, göremeyiz. Kayakla atlamada Türkiye adına bir ilk yaşandı. Fatih Arda İpçioğlu 127,5 metrelik atlayışla 2018 kış olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. İpçioğlu böylece Türkiye'nin bu alanda olimpiyat vizesi alan ilk sporcusu da oldu. Şimdi de başarıya giden bu yolu Habertürk'te bize anlatacak Fatih Arda İpçioğlu. Hoş geldiniz Habertürk'e. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle tebrik ederek başlayalım tabii. Dileyelim bu başarının devamı da gelsin. Henüz 20 yaşındasınız. Nasıl geldi bu başarı? Nasıl başladı bu hikaye? Hemen bir kısaca özet alalım. Sonrasında da bundan sonraki süreçte hedef ne? Onu konuşalım. 2008 yılında kayakla atlamaya başladım. Yaklaşık 11 yıldır profesyonel olarak kayakla atlama milli takımda sporcuyum. Bir sakatlık yaşadım bu dönemde. Bu beni çok etkiledi. Yaklaşık bir 6 ay ara verdim. Ama tabii ki hiçbir zaman hedeften şaşmadım. Sürekli hedefim olimpiyata girmekti. Ve şu an hedeflediğim yerdeyim. Allah izin verirse de olimpiyata gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyorum. Peki madalya şansını acaba nasıl görebiliriz? Ya da sizin için bu olimpiyatta başarı kriteri ne olacak? Benim için bu olimpiyatta tabii ki oraya gidip sadece ilk Türk sporcu olarak ben geldim demek istemiyorum. Tabii ki elimden gelen en iyisini yapmaya gidiyorum ben olimpiyatlara. Tabii ki şu anda madalya için hani hiçbir zaman bilemeyiz çünkü bu spor. Tabii ki oraya gidip elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Şimdiden herhangi bir madalya gibi bir şey demek için çok erken. Peki bundan sonraki süreçte hedef ne? Olimpiyat sonrasında da zannediyorum devam edecek. Bir de biz bu sporu evet izleyici olarak hepimiz ellerimizle takip ettik ama ilk defa sizinle birlikte temsil edileceği için biraz anlatır mısınız? Bu hazırlık süreci nasıl geçti? Zorlukları oldu mu? Nasıl geldi bu başarı? Nasıl bir zaman ayırdınız? Kimlerle çalıştınız? Finlandiyalı baş antrenörümüz Pekka Niemelä ile çalıştık ve Kimmo Savolainen yardımcı antrenörümüz. Tabii ki buraya gelmek zor, kolay olmadı. Birkaç antrenmanlardan geçtik. Bayağı antrenmanlar yaptık ve belirli bir yarışlara katıldık. Bu yarışlarda puan toplamamız gerekti ki bu olimpiyatlara katılalım. Ve o puanlara ben odaklanmıştım tamamen. O puanları da aldıktan sonra geçtiğimiz pazartesi liste açıklanacaktı olimpiyat listesi için. Ben tabii ki çok stresli ve heyecanlı hissediyordum kendimi. Ve Allah'a şükürler liste açıklandı ve şu anda olimpiyata gidiyorum resmi olarak. Bunun için çok mutluyum. Bunu başardığım için ülkem ve ailem adına gurur duyuyorum. Bu başarı hepimizin. Yurt dışında da uluslararası medyada da bayağı bir ilgi var bana karşı. Çünkü hani bu gerçekten ondan da ilgisini çeken bir şey. Dediğim gibi bundan sonra da olimpiyatlara gittikten sonra tabii ki 2026 Erzurum Kış Olimpiyatlarına adayız. İnşallah 2026 Erzurum Kış Olimpiyatlarını da alırsak Erzurum'da bir madalya uğruna olimpiyatlarda yarışmak isterim tabii ki. Şimdi siz 9 yaşında başladınız, şimdi de 20 yaşındasınız. O süreçten bu yana Erzurum'da da yaşıyorsunuz. Bir yandan eğitim de devam etti. Karşılaştığınız zorluklar oldu mu acaba? Tabii ki karşılaştığım zorluklar şu şekilde oldu. En başta karşılaştığım zorluk Erzurum'daki rampaların olmamasıydı 2011 yılına kadar. 2011'den sonra Erzurum'daki rampalar da yapıldıktan itibaren Erzurum'da da antrenmanlarımıza devam ettik. Ve bu çok güzel bir olanaktı bizim için. Çünkü sürekli yurt dışına gidip geliyorduk antrenmanlar için. Bir de tabii ki bazı konularda da eğitimde zorluklarla karşılaştım. Eğitimde biraz ara vermek zorunda kaldım. Birkaç kampa gitmemek zorunda kaldım. Ama tabii ki bunları atlatmak lazımdı ki bir olimpiyata gidebilmek için. Ve bunları başardım. Dediğim gibi ben her zaman başladığım işi bitirmekten yanayım. Her ne türlü zorluklar çıkarsa çıksın karşıma onların üstesinden gelmekten yanayım. Bunlar beni yıldırmadı. Bunlar aksine beni daha da kuvvetlendirdi olimpiyat yolunda ve şu anda da istediğim yerdeyim. Sıkı bir çalışma gerektirdiğini de söylediniz az önce. Şimdi kış tamam ama yaz aylarında o antrenmanları nasıl yaptınız? Türkiye'de bunun için olanaklar var mı? Türkiye Kayak Federasyonu'ndan da bu zamana kadar zannediyorum destek aldınız. Hali hazırda siz bu çalışmalara devam ederken bir eksiklik, bir teknik destek, bir ihtiyaç var mı? Şu anda teknik destek ve ihtiyaç tabii ki yok. Federasyonumuzdan ve devletimizin desteğiyle şu anda her şeyimiz tamam, hazırız. Tabii ki çalışma sürecinde Erzurum'da yazın da bizim kayakla atlama sporu yazın da yapılan bir spor. Çünkü suni çimende de atlayabiliyoruz. Bunun için Erzurum'daki tesislerimizde bu özellik de var. Bunun için de gerçekten çok devletimize teşekkür ederiz bu tesisleri bizlere kazandırdığı için.
Dediğim gibi bu olimpiyatlara gitmek Türkiye kayakla atlama tarihinin sadece bir başlangıcı. Asıl olimpiyatlardan sonra biz kendimizi göstermeye başlayacağız diye umuyorum. Dileyelim öyle olsun. Peki Fatih Arda İpçioğlu, sizi izleyen, sizin başladığınız o yaşta olan bir küçük çocuk 9 yaşında. Neden bu sporu yapsın? Onun bu spora katmak için, kazandırmak için neler tavsiye edersiniz? Bu sporu yapmak için önce tabii ki ilgi duymanız lazım. Çünkü gördüğünüz üzere yaptığımız spor biraz adrenalin gerektiren, biraz cesaret gerektiren bir spor. Bu sporu biraz da yetenek lazım. Tabii ki başlangıçta herkesin biraz korkacağı bir spor Türkiye adına. Çünkü geçmişimizde kayakla atlamaya dair herhangi bir örnek olmadığı için. Şu anda ben gelecek nesillere örnek olduğum konumda olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım benden sonraki nesiller de benden daha iyi yerlerde bu tarz konuşmalar yaparlar. Peki son bir soruyla artık bu bağlantıyı noktalayalım isteyeceğim. Siz orada kaymaya başladığınızda ne hissediyorsunuz? Hislerinize dair o heyecanı, adrenalini biraz bize anlatır mısınız? Sonrasında da size teşekkür edeceğiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür. Tabii ki en başlarda başlangıçta korkuyorsunuz biraz, hani ürküyorsunuz çünkü hiç görmediğiniz bir spor. Ama tabii ki havadayken özgürlüğü, o zevki hissetmenin hissi apayrı. Ama tabii ki biraz daha profesyonelleştiğinizde bu sporu, hani tekniği ne kadar daha iyi yaparım, ne kadar daha ileri atlayabilirim diye düşünce içine giriyorsunuz. Artık yani tamamen daha da çok zevk almaya başlıyorsunuz. Söyleyeceğim, bu sporun devam etmesi lazım gelecek nesillere. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli olan bir spor. Biz yaklaşık 11-12 yıllık bir takımız ve şu anda olimpiyata bir sporcu yolluyoruz bu spordan. Bu çok büyük bir başarı. Bunu kendim değil, takımıma da çok teşekkür ediyorum. Kayakla atlama ailesine çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kayak Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim evet. Bu kadar. Fatih Arda İpçioğlu, teşekkürler Habertürk yayına katıldığınız ederim. İçin. Kayakla atlamada Türkiye'yi temsil edecek. Biz de bir kez daha başarılar diliyoruz. Dileyelim hedeflerine ulaşır. Ve şimdi sıra.